TRT'nin içine girdik. O dönemki benim nöbeti teslim ettiğim arkadaşım tam kapıda karşılaştık. İlhan Yazgan Arıkan. O deprem bölgesine hareket ediyordu. Ben içeriye girdim. O dönemki nöbetçi müdür devrimde de hemen bir kamera al ve insanlarla konuşmaya başla. Biz kim de hatırlamıyorum nöbetçi kameraman arkadaşımla birlikte çıktık. Ve Konya yolu üzerinde arabalarıyla dışarıya çıkmış kişilerle işte hızlı bir şekilde röportaj yaptık. O arada bir diğer araç durdu. Devrim dedi deprem bölgesine gidiyoruz. Ee, sadece bir gömlek var üzerimde. Ee, telefonum neyse ki birazcık şarjlı. Hiçbir hazırlık yok ve biz e, döbeçi arkadaşımla birlikte hemen yola çıktık. Yani bu dediğim e, muhtemelen saat 4 gibi olsa gerek. Dörtte Ankara'dan yola çıktık. Altı altı e, çeyrek gibi e, sanıyorum e, Sakarya'daydık. Ee, bir buçuk iki saat sonra da e, TRT'nin zaten canlı yayını geldi. Biz orada çok hızlı şekilde işte montajlı çekim diyoruz. Siz tabii yayıncı olarak biliyorsunuz. Hiç ara vermeden e, çekimler yaptık çeşitli yerlerde. Hatta ilk durduğumuz yer Elmas Motel'di. Biraz da Elmas Motel'in Sakarya'da bu depremin sembolü olmasının nedenlerinden bir tanesi bizim ilk çekimleri orada yapmamız. Ee, ve onun üst üste TRT'de e, çok e, sayıda bültende yayınlanmasıyla oldu. Ardından e, valiliğin oraya doğru devam ettik. Canlı yayın aracını e, kurulmasıyla birlikte. E, o sırada e, valilikte bir e, koordinasyon merkezi e, kurulmuştu. E, dönemin sayın valisiyle ilk e, röportajı da zaten orada canlı yayınla birlikte yaptık. Yol üzerinde... E, bu, bu bu tespitimi çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Çok sayıda asker vardı bir kere. Şimdi, e... şimdi bir, bir dakika. Madem benim sorular başladı o zaman. Tamam. Bir, şimdi 99 depremiyle ilgili sadece Ecevit meselesi değil oraya geleceğiz. İlk müdahale eden kimdir tartışması hep oldu ya. Cihat Yaycı'nın saçma sapan bir açıklaması var. Onu da başka bir gün konuşacağız. Asker ne yapar ne yapmaz. Şimdi delilli, tanıklı konuşuyoruz askerin durumu ne ne yapıyordu. Yol boyunca bir kere her yerde askeri gördük. Şimdi şöyle söyleyeyim yolda ben gelirken bir yandan da sürekli bilgilendiriliyorum. İşte ne oluyor. Bu arada herkes işte 99'u düşünürken bugünün kodlarıyla bugünün imkanlarıyla Değerlendiriyor. Ee, çok e, olabilecek bir şey değil. Yani elimizde e, cep telefonları var ama kayıt yapmaz, görüntü şeyi yok, e, bu kadar yaygın değil. E, ve Ankara'dan bana telefonlar geliyor. Mesela arayanlardan bir tanesi e, çok ilginçtir, Yüksel Yolova'ydı. E, TRT'den hmm. sonra devlet bakanıydı. E, devrim dedi sen gidiyormuşsun oraya, evet ben gidiyorum oraya. E, nedir durum dedi, büyük mü felaket? Anlattıkları kadar mı şimdi? Ankara ne olduğunu da göremiyor. Bugünkü gibi işte WhatsApp grupları, Twitter'lar, e, YouTube'lar, yayınlar, bir sürü sosyal medya yayıncısı falan yok öyle şeyler. Ee, Ankara e, olayın büyüklüğünün ne olduğunu anlamakta bile e, çok zorlandı. Ama e, saat işte dörtte olduğuma göre yani saat beş buçuk gibi TRT'den sorumlu devlet bakanı TRT'nin oraya giden muhabirini arayıp Durumun ne olduğunu soruyorsa bu devletin uyuduğu iddialarının son derece dışındadır. Artı ayrıca başkanlık müşterilerinden arandık, kriz koordinasyon merkezinden arandık. Yani TRT da devrim, için tabii daha da bir bu e, konuda rahat davranıyorlar. Onlar size telefon ediyorlar. E, nedir, ne oluyor, ne görüyorsunuz diye. Sadece e, yayın olarak değil, onlara birebir de biz durumu anlatma noktasında de Devrim. Devrim, sevgili e, e, meslektaşım, ba, başka bir şey daha belgelemiş oluyor bu tabii. Ortada e, e, eşit mesafede e, yurttaşına bakmaya gayret eden kurumlar olduğunu gösteriyor siyasetin dışında. Bu kurumların başında da TRT olduğu ortaya çıkıyor. Yani e, bence en önemlisi, en önemlisi bu. Bugün hiçbirimizin imkanları TRT kadar olamaz. Dolayısıyla en doğru bilgiyi vermekte yükümlü olan kanal, en az güvenilen e, kanal olmuş oluyor. Şimdi bu, bunu da burada not düşelim. Yani normalde açtığınızda TRT'yi gördüğünüzde TRT'nin gözü e, yurttaşın gözü olması gerekirken öyle değil. Bunu gördük. Askeri de anlamış iki olduk. İki nokta söyleyeyim. Ee, Buyurun. Mesela Elmas Motel'den bahsettik. Ee, Elmas Motel'de ben ertesi gün yani TRT'nin ne olduğunu anlatabilmek için e, tekrar gittiğimizde işte oradaki görevlerden kalanların listesini aldık, ee, otel defterini. İşte çıkarılanlar var. Ee, bunun üzerine orada işte hala dedim göçük altında burada 6-7 kişi var. Tam hatırlamıyorum o dönemin yayınını izlemek lazım tabii. Ee, i̇şte bu kadar kişi vardı, bu kadar kişinin çıktığı bilgisi verildi. Ve oradakiler bize saldırdılar yalan söylüyorsunuz diye. Ee, hatta bir özel televizyon burada 150 tane Japon işte bir iş adamı grubu vardı diye bir yayın yapmış. İşte TRT gerçekleri sal saklıyor diye. E 3-4 gün sonra bizim bütün rakamlarımızın doğru olduğu ortaya çıktı. Mesela TRT bu anlamda da bizim haberciliğimiz son derece titizdi, dikkatliydi. İmkanlarla ilgili olarak da bir şey söyleyeceğim. İlk akşam biz bunu hissettik. canlı yayın projektörlerini bizden yardım için ee, bu e, akutçular rica ettiler bize ışık lazım diye. Bunun üzerine biz Ankara'ya telefon edip TRT'den e, çok sayıda hani projektörü ne kadar imkan varsa buraya getirilmesinin önemini söyledik ve 2-3 saat içinde e, çok ciddi miktarda projektör TRT'nin araçlarıyla birlikte geldi ve enkaz kurtarmaya girdi. Hatta o depremden sonra yapılan hazırlık e, çalışmasında da TRT'nin bundan sonraki depremlerde bu türden bir hazırlığı olması gerektiğine dair devletin yazmış olduğu da bir tane rapor var. Zaten 3 ay sonra e, Düzce depreminde ortalık e, ışıl ışıl Yani Düzce depremi olduktan sonra herhalde 50 tane e, falan şey vardı. E, TRT projektörü Düzce'ye hemen gönderilmişti. Bütün o enkazlar aydınlatılır hale gelmişti. Derim Gürkan Şimdi gelelim asıl meseleye. Çünkü bugün cumartesi izleyicilerimizin daha çok da vaktini almak istemiyorum. İki saattir yayındayız. Gündemi biliyorsun felaket. Bu Ecevit bir kere oraya nasıl geldi? 500 araba, 1000 koruma nasıl geldi oraya? Böyle mi geldi? Nasıl açıklama yaptı? Halka ve muhabirlere, gazetecilere nasıl davrandı? Bu soruyu sen lütfen sevgili meslektaşım uygun gördüğün şekilde e, yayınlar, ben de sonra toparlayayım. Şöyle söyleyeyim, e, yani saatini tam hatırlamıyorum ama öyle saatleri diye e, kalmış aklımda e, Cumhurbaşkanlığından kaldırılan bir Skorze helikopterle geldi, yanında e, eşi Rahşan Ecevit vardı, e, Cem avcı vardı, e, basın müşaviri ve bir koruması vardı. Ee, bu helikopterle e, uygun bir alana inmişti. Bir araçla geldiler. Zaten hemen e, bu val valilikteki koordinasyon merkezine girdi. E, bilgileri aldı. O sırada biz canlı yayınımız olduğunu e, Cem Avcı'ya söyledik. O tamam dedi bir sorayım. E, Bülent Bey kabul etti. Ve e, TRT'nin yayınına girdi. E, videoyu herkes izledi. E, bir kere Büyük bir gerçekçilikle eksiklerinin olduğunu, yaşananların ne olduğunu anlattı. Ahmet Mete Işıkara'dan almış olduğu bazı uyarılar vardı. onlara anlattı. İşte artçı şoklar olabilir, hasarlı binalara girmeyin. İş makinelerini şu anda sokmak doğru değil. Çünkü iş makineleri girerse içeride kurtarılmayı bekleyenlere zarar verebiliriz gibi pek çok şeyi söyledi. Tabii iletişim hatları tamamen e, darmadağın olmuş bir durumdaydı. E, o anlamda TRT yayınıyla ben buradan Ankara'daki e, ilgililere e, talimat veriyorum şeklinde bir ifadesi de oldu. Hatta röportajın sonunda e, bize bu acil ihtiyaç listelerini lütfen dedi kanalınızda sıkça paylaşın. E, bu listeleri ben dedi talimatımı verdim. E, Ankara'dan takip edeceğiz ve yönlendireceğiz. Yani bir anlamda TRT'yi bir e, koordinasyon merkezi gibi de konumlandırmış oldu. E, son bir soru daha sorayım e, sevgili Devrim Gürkan. E, Hulki Cevizoğlu neden böyle bir açıklama yaptı? Hulki Cevizoğlu çok deneyimli bir gazeteci. Yani şimdi siyasi görüşlerini ben şey yapamam. Tartışmak istemem burada. Ama şunu tartışırım. Hiçbir gazeteci sizin ayan beyan yaptığınız röportaj ortadayken, üstelik de Ecevit'in o dönem nerede, nasıl tutum takındığı ortadayken, müsbetiyle, menfisiyle neden bunu yaptı? Bir tahmininiz var mı? Çünkü siz yine kibar ama öfkenizi belirten bir şekilde buyurmuş diye bir sözcük kullandınız. hakikaten büyük kitlelere ulaşan insanların bir siyasi ismi bu şekilde küçültmesi cevap hakkı olmayan küçültmesi hiç doğru değil. O yüzden siz şu anda hak teslimi de yapıyorsunuz. Buyurun. Yani bu konuda benim söyleyebileceğim bir şey yok ama bu bir akıl tutulması mıdır? Hakikaten e, bazı ifadeleri de tabii yayındayız, kullanmaktan e, çekiniyorum çok itiraf etmek gerekirse. Ama şimdi e, öyle bir hava yaratıldı ki e, bu konuyu e, ciddi şekilde tartışmamız lazım. Yani 99'da sanki e, tek parti iktidarı var, Bülent Ecevit var, Bülent Ecevit yönetiyor gibi bir hava var. Hayır orada bir koalisyon hükümeti var, Bülent Ecevit ondan önce 3 aylık veya 4 aylık bir, ee, geçiş e, hükümeti yaptı. Ee, tam hatırlayamıyorum ama e, sanıyorum Haziran ayındaydı. Ee, seçimlerden sonra e, hükümetin kurulması. Yani iki aylık bir hükümet üstelik de bir koalisyon hükümeti var. Bana Hül Hülki Cevizoğlu'ndan daha şaşırtıcı gelen e, Sayın Devlet Bahçeli'nin tavrı. Yani ben ilk gün veyahut da ikinci gün akşamı ee, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ile orada röportaj yaptım. Oradaki askeri birlikleri denetlerken. E, Sağlık Bakanı Osman Durmuş oradaydı. E, onunla hastaneleri denetlerken e, çekim yaptık. E, i̇şte Metin Bostancıoğlu o DSP'deydi. E, sorumlu, o bölgeden sorumlu bakan olarak sürekli bizim yanımızdaydı. Yani MHP'nin de orada çok ciddi çabaları, MHP'li kadroların, bakanların... Çok ciddi çabaları vardı. Bunu nasıl görmezden geliyorlar ve hani o dönemi suçlar ifade kullanabiliyorlar. Hakikaten bunu da anlamakta ciddi şekilde zorluk yaşıyorum. Bir noktayı daha söylemem lazım. Şu an çok tartışıyoruz. Hani sizin depreminiz bizim depremimiz gibi bir şey? Hayır böyle bir şey yok. Evet 99'da devlet tamamen hazırlıksızdı. Çok şey aksadı. Çok ciddi sıkıntılar yaşandı. İmkanlar bugünküyle karşılaştırılmayacak kadar azdı. Ama e, devletin refleksinin çok daha yüksek olduğunu gördük. Dediğim gibi askerlerin sahada olması bu benim doğrudan tespitimdir. O akşam ben bugün hala içeride de duruyor bana hediye ettikleri e, kask. E, madencilerin orada yaptıklarına inanamamıştım. Evet Zonguldak, Sakarya, İzmit oralar çok yakın doğru ama hiç kimseden emir beklemeden yüzlerce madenci oraya girdi ve belki 99'daki e, bilançonun e, daha da çok daha korkunç boyutlara girmesini engelleyen o madencilerdi. Yani bugün hala e, titreyerek onların oradaki çalışmalarını e, hatırlıyorum. E, Hak teslimi. 23, 24 yıl sonra bu noktaya gelmek. Bir noktayı daha unutuyoruz, ee, onu da vurgulamam lazım. 99 depreminin vurduğu yerlerden bir tanesi İstanbul'du. Bakın bu son depremden sonraki ilk 200-300 tweetin herhalde 100 tanesi İstanbul'da ne olacak lafı vardı. 99'da İstanbul vurulmuştu ve yardım e, çabalarının, arama kurtarmaların çok önemli bir kısmı orada kaldı. Bir diğer stratejik şey, bunu sizin de bildiğinizi çok zannetmiyorum. Bir Tüpraş yangını vardı. Korkunç büyük bir felaket ve tehlikeydi. Binlerce ton yanıcı maddeden bahsediyoruz. Çok Onun kurulması gerekiyordu ama daha korkunç bir şey daha vardı.